tüm bu gelişmeler 1967 yılında meydana gelen 6 gün savaşının yaşanmasına neden oldu. 5 Haziran 1967'de İsrail Arap ülkelerine saldırarak Mısır, Suriye ve Ürdün topraklarını işgal etti. Gazze ve Batı Şeria'yı ele geçirdi. Filistinlilerin de mülteci konumuna düşmesine neden oldu. Şimdi 3 gün sonraki yıl dönümü nedeniyle bölgede büyük olayların yaşanmasının beklendiği Arap-İsrail Savaşı'na bakalım. ...1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla çıkan ilk çatışmalar ve 1956'da Mısır lideri Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesiyle yaşanan 2. Arap-İsrail Savaşı'nın ardından Orta Doğu'da sular durulmuştu. Ne var ki 1964'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması ve Suriye'de Nasır'ın görüşlerini benimseyen Baas Partisi'nin iktidara gelmesi bunalımı yeniden başlattı. O yıllarda bir Birleşik Arap Cumhuriyeti kurma hayalini gerçekleştirmeye çalışan Nasır'ın Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Sina'dan çekilmesini istemesi ve Mayıs 1967'de Akabe Körfezi'ni deniz ulaşımına kapatması İsrail'in tepkisine yol açtı. Bu gelişmelere paralel olarak aynı günlerde başlayan Suriye-İsrail gerginliği İsrail için bir fırsat oldu. Gazze ve Sina'yı işgal etmek isteyen İsrail Savunma Bakanı General Moshe Dayan ve Genelkurmay Başkanı General Isaac Rabin'i harekete geçirdi. 5 Haziran 1967 günü Arap ve İsrail birlikleri karşı karşıya geldi. İsrail savaş uçakları ani bir saldırıyla Mısır Hava Kuvvetleri'ni imha etti. Savaş uçaklarını daha havalanma fırsatı bulamadan kaybeden Mısır ordusu, Sina Yarımadası'ndaki cephe savaşında da İsrail kuvvetleri karşısında dağılarak geri çekilmek zorunda kaldı. İsrail kuvvetleri Mısır'ın yanı sıra Suriye ve Ürdün'e de saldırdı. Savaş 6 gün sürdü. Ve bu 6 gün içinde İsrail karşı saldırıya geçen Arap ülkelerini aralarındaki iletişim kopukluğundan yararlanarak ağır bir yenilgiye uğrattı. İsrail Filistin topraklarından geriye kalan Batı Şeria ve Gazze ile Mısır topraklarının %6'sını oluşturan Sina Yarımadası'nı ve Suriye'ye ait Golan Tepelerini işgal etti. 6 gün süren bu savaşla İsrail kendi kontrolündeki toprağı 3 kattan fazla büyüttü, Müslümanlara ait kutsal mekanlarla birlikte Kudüs'ün tamamı İsrail'in eline geçti. Ancak İsrail'in işgali Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 Kasım 1967 tarihinde oy birliğiyle aldığı savaş yoluyla toprak kazanımının kabul edilmeyeceğini öngören 242 sayılı karara aykırıydı. 1967 savaşının ardından 400 binden fazla Filistinli mültecinin Ürdün'ün kontrolündeki Filistin topraklarının doğu yakasına geçmesiyle Ürdün en büyük mülteci kamplarını barındıran ülke durumuna geldi. 1967 savaşından hemen sonra Hartum'da toplanan Arap liderleri ünlü 3 hayırı ilan etti. İsrail'e barışa hayır, İsrail'i tanımaya hayır, İsrail'e görüşmeye hayır diyordu Arap liderleri. 6 gün savaşı, İsrail'e yönelik Arap politikasını şekillendiren tarihi olaydı. O güne kadar İsrail'i haritadan silmeyi hedefleyen Arap ülkeleri 6 gün savaşıyla birlikte savunmaya geçti. Ürdün, Mısır ve Suriye'nin bu savaşta kaybettikleri toprakları geri alma çabaları bugüne kadar İsrail'e karşı Arap politikasının temelini oluşturdu.